Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Ne bu? Sakin olun, sakin olun. Niye bağladınız beni? Ne oluyor? Onu memurlar anlatır. Lütfen, hiçbir şeye zarar vermeyin. Allah kahretsin. Kadir, Kadir, ne gel, ne gel. Hakan. Silah tutukluk yaptı. Ne yaptın sen Kadir? Ne yaptın? Geçmiş olsun Kadir. Sağ olun abi. Rıza baba nasıl? Omzundan yaralı ama iyi, korkma. Ya. Peki Hakan abi? Son gördüğümde hala ayrı hayat içiyordu. Sen hatırlıyor musun yaptıklarını? Hayal meyal bir şeyler gidip geliyor gözümün önünden. Ama silahtan gelen o tık sesi. Onu unutamıyorum abi. Abi, o ben değildim. Yemin ederim ben değildim o. Tamam aslanım. Biz biliyoruz seni. Tamam. Abi, çok utanıyorum. Anlıyoruz kardeşim, anlıyoruz. Yalnız yaptıkların az buz değil. Bunun bir soruşturması olacak. O kelepçeyi boşuna takmadık. Şu an 3 ciddi olayda şüphelisin. Şimdi kendini toplaman lazım. O hapları sana kim içirdi, ne oldu, ne bitti... Her şeyi bize anlatman lazım. Özellikle de bana anlatman lazım. İyi günler beyler. Geç Nilay. Buyurun. Savcı Belgin Öztürk. Bu da komiser Kadir olmalı. Kelepçe takmışsınız. Bravo. Genelde polislere ekip arkadaşları iltimas geçerler. Siz de Kadir'in amirlerisiniz herhalde. Başkomiser Üstü Çoban. Ben de Engin Balkan. Kadir'in müdürüyüm. Biz de tam ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorduk. Ben de tam bunun için geldim. O zaman ilk ifademize başlayalım. Nilay, sen de ifadeyi kayda al. Her şey nizami olsun, öyle değil mi beyler? Tabii. Kadir, sen ifade verebilecek misin? Sakıncası yok benim için. Saklayacak bir şeyim de yok. O halde pürüz yok demektir. Bir arkadaşımın çalıştığı kafeye gidip gelmeye başlamıştım. Her şey o sırada başladı. Kendimde bazı değişiklikler gözlemledim. O sıra fark etmedim ama. Meğer ufak dozlarda bana uyuşturucu veriyorlarmış. Veren kim? Zuhal adlı şüpheli. Bahsettiğim kafede çalışıyor. Anlamamıştım ama meğer kara adını verdiğimiz hapların dağıtım üssü burasıymış. Ne tesadüf. Kadir hikayesini gelip bize anlattı. Yani bunları bizden gizlemiş değil savcım. Elinizde yazılı bir ifade, bir tutanak falan var mı? Yani böyle her şey çok hızlı gelişince. Pekala. Devam edelim Kadir. Sonra Zuhal'in ve bu hapların peşine düştünüz. Kapsamlı bir operasyonla 12 kişiyi tutukladık savcım. Ancak ben bir hata yaptım. Zuhal'i aramak için tek başıma bir adrese gittim. Orada pusuya düştüm. Kadir. Kaldır ellerini. Ne olur bana bir şans ver. Küçücük de olsa bir şans ver. Beni bayılttılar. Kendime geldiğimde elim kolum bağlıydı. Sonra bana bir şey içirdiklerini hatırlıyorum. Kadir, beni duyuyor musun? İyileşeceksin hayatım, iç bunu. Orada bana uyuşturucu verdiler. Peşinde olduğumuz o kara denilen haplardan. Bu kez en ağır dozda. Kendimi kaybetmişim. Gerisini hayal meyal hatırlıyorum. Ben hatırlatayım. Müdürünü omzundan vurup yaraladın. İki kişiyi ayaklarından vurdun. Baya baya teröristmişsin Kadir'cim. Hepsini madde tesiri altında yaptım. Keşke yüksek dozdan ölseydim de bunlar yaşanmasaydı. O ne biçim laf kardeşim? Kadir'den kan örneği alındı. Toksikoloji raporu yakında çıkar. Pekala. Burada bırakalım o zaman. Nilay, toplanabilirsin sen de. Ha beyler, bir de yerinizde olsam o rapora çok da fazla güvenmezdim. Biz Kadir'e kefiliz savcım.
Bu bir şeyi değiştirmez başkomiserim. Hoşçakalın. İyi günler savcım. İyi günler. Ne diyorsun usta? Bilmiyorum. Göreceğiz. Galiba bana pek inanmadı. Aman boşver boşver takılma. Savcılar böyledir. Hiçbir şeye hemen inanmazlar. Çözeceğiz merak etme. Belgin savcım Kadir'in soruşturmasına bakıyor. Haberim var Arif'e. Buyurun savcım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Öncelikle size de ekibinize de çok geçmiş olsun. Epey zor günler atlatmışsınız. Omzunuz nasıl? Basit bir sıyrık. Önemli değil. Daha kötü yaralar aldığımız da oldu. Ama ekibinizdeki bir memur tarafından ilk kez vuruluyorsunuz herhalde. Doğru mu? Kendisi madde tesiri altında bir takım sakıncalı eylemlerde bulundu. Doğru, doğru. Ama ona bir kumpas kuruldu. Dolayısıyla ne yapmış olursa olsun Kadir bizim için mağdur sıfatında. Madde tesirinde olması olaylardaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz bence. Eğer madde kendi iradesinin dışında verildiyse sorumlu tutulamaz sayın savcım. Yanlış hatırlamıyorsam TCK 34 böyle diyor. Tecrübeli olduğunuzu söylemişlerdi. Aman tüm aranızda geçenlere rağmen adamınızı hala savunuyorsunuz. Peki onu ne kadar tanıyorsunuz? Yeterince iyi tanıyorum ki ekibime aldım. Bildiğim kadarıyla Kadir aklı ve becerisiyle ekibe çok çabuk uyum sağladı. Peki ya ben? Kadir'in o uyuşturucuyu bile isteye kendi iradesiyle kullandığını ispatlarsam o zaman ne yaparsınız? Olmayan bir şeyi ispat etmeniz çok zor olur savcım. İnsanlar her zaman göründükleri gibi değildir. Bazıları günün sonunda yüzümüzü kara çıkarabilir. Ben Kadir'e inanıyorum. Hikayesini de tutarlı buluyorum. Asıl önlem almamız gereken ona bu kumpası kuran zehir tacirleridir. Bu noktada Kadir'le uğraşmak vakit kaybıdır. Ki demin söylediğim gibi vakit kaybına da pek tahammülüm yoktur. Umarım bu görüşmeyi de vakit kaybı olarak görmüyorsunuzdur müdürüm. Hayır, hayır. Tersine anlaşabildiğimiz için çok memnunum. Ben de öyle. O halde ne diyelim? İyi olan kazansın müdürüm. Hadi Arda, aç abi. Göster videoyu. Peki, madem çok istiyorsun. Ben ne yapmışım böyle? Az biraz hatırlıyordum ama bu kadarı fazla. Boş ver Kadir. Zaten o sen değilsin. Kendin de değilsin orada. Savcı boş vermiyor ama. Kafayı takacak bana belli. Biz seni yedirmeyiz kardeşim kolay kolay. Hepimiz oradaydık. Suçsuzluğuna hepimiz şahidiz. Bunu da atlatırız birader, korkma. Korkma demesi kolay. Ya meslekten atılırsam diye içim içimi yiyor her an. Tamam, yanlışım olmuştur ama bu neyin cezası ya? Ben ne yaptım da bunu hak ettim? Sen bir şey yapmadın. Masumsun sen. Önce bunu kafana sok. Gerisini bırak biz halledelim. Zuhal'den başlayayım. Bu işte kim var kim yok herkesi temizleyeceğiz. Bak görürsün. Oo, Kadir hoş geldin oğlum. Hoş bulduk abi. İyi haber mi? Evet müdürüm. Soruşturma düştü. Kadir komiser görevine dönebilir. Hadi geçmiş olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Baba tekrar özür dilerim. Hadi sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Geçmiş Rale, olsun. Tekrar hoş geldin. Geçmiş sağ olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol abi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Abi. Gel oğlum gel. Hadi hayırlı olsun.